Bizde nasıl geçiyor? Bizde Kızılbaş birçok anlamda geçer Osmanlı kaynaklarında. Birincisi Safeviye tarikatının müridi anlamında geçer. Kızılbaş dediği bu Safeviye tarikatının mürididir. İki, Kızılbaş Safevi ordusu demektir. Hem burada hem İran'da doğrudan Kızılbaş dediniz mi Safevi ordusudur. Ve tamamen Türkmenlerden oluşan bir ordudur. Üç, Kızılbaş eşittir Safevi devleti demektir. Kızılbaş'tan asker geldi, Kızılbaş'la savaşıldı, doğrudan Safevi demektir. Ve dördüncüsü Kızılbaş, İran memleketi demektir. Kızılbaş'a gitmek, İran'a gitmektir mesela. Sadece bu anlamlarda kullanılır bizim Ama kaynaklarda. o Türkçe konuşan Şah İsmail de ve çevresi kendilerine Kızılbaş diyorlar. Kızılbaş derler tabii. Bunu övgüyle söylerler. Safevi kaynakları Kızılbaş tabirini övgüyle anlatır. Çünkü orada onun kastettiği şey sadece ve sadece tarikatın müridi olan ve aynı zamanda da Safevi ordusunu meydana getiren Türkmenlerdir. Bunun dışında dışarıdan bir grup Safevi ordusuna katıldıysa o Kızılbaş değildir. Onun adı neyse odur. Paralı askerler gibi. Paralı asker diyelim buna, gönüllü diyelim, devşirme diyelim. Devleti kuran asıl kurucu unsurlara Asli diyoruz. unsur Kızılbaş'tır. Hocam Şah İsmail Çok övgüyle zamanında, bahsederler. Şah İsmail zamanında devletin ismi nedir? Şah İsmail zamanında devletin ismi Safevi devletidir. Kendiler öyle mi diyor resmen? Tabii kendilerine kaynakta yani hanedan adını oradan alır zaten. Yani hanedan adından alır devlet adını. Safevi devleti. Tabii Safevi devleti. Üçüncü Murat zamanında. Evet, 1590'lara mı geliyoruz? 1580. Evet. 1582 şenliğinde Kızılbaşlar geliyor. Elçiler. Elçiler değil. Kızılbaşlar geliyor. Hatırlamıyorum elçi olduklarını. Ve din değiştirdi bunlar deniyor. Ve bir garip bir dans yapılıyor. Böyle eğilip poposunun üstüne de Kızılbaş başlıkları konuyor. Yani o Kızılbaş şeyini küçültmek için. Orada Müslüman oldu bunlar deniyor. Hocam o devletin aslında menfi propagandası falan olabilir. Bir şey propaganda. Yani efendim. Osmanlı Safevileri Müslüman olarak görmüyor. Evet. Safeviler de Osmanlı'yı Müslüman olarak görmüyor. Yani evet, iki tarafta kendisini daha doğru bir şey ama doğru değil. Yani bunun böyle minyatürleri var. Ben onları çalışmıştım. Soruya da Safevi ne demek? Safevi Şeyh Safi'den alıyor adını. Safi yani Safiyüddin'in taraftarı anlamında Safevi. Şeyh Safiyüddin'in yolundan giden anlamı. O hanedan hemen yani devlet Osmaniler gibi. Osmani daha gibi. Tabii çünkü orada siz daha de sonra Kadiriler oluyor mu onlar? Sesli harfle bittiği için V kaynaştırması alarak Safevi yapıyor. Bir şey sordum. Bunlar daha sonra Kadiri oluyorlar mı? Hayır olmuyorlar. Yok. Yok. İran'daki Kızılbaşlar Şii oluyorlar, Şiileşiyorlar. Anadolu'dakiler tabii bağlantı koptuğu için olmuyorlar. Devleti kuran babası mı Şah İsmail'in kendisi mi? Şah İsmail'in kendisi. Çünkü çok ilginç bir hikayeler var onların. Şeyh Cüneyt Erdebil'den çıkarıldıktan sonra karakoyunlular vardı o dönemde. Şimdi şöyle gelelim işte Tufan Hocam. Şimdi başlangıçta dini bir grup. Evet. Siyasete giriş çizgileri nasıl oluyor? Yani Şeyh Cüneyt'le başlıyor siyasete girmeler. Yıl gibi bir şey var mı dönem? 1448, 45-48 falan o arada çıkarılıyor Erdebil'den. Çünkü şöyle hikaye. Erdebil'den çıkartılıyor. Erdebil'in nereye çıkartılıyor? Kim çıkartıyor? Tamam. Şimdi tam kim? Onu söyleyecektim. Allah aşkına bak iletişimcisin. Cahili anlatmayı öğretirler sana. Sen yeni başlamışsın. Milletimiz anlar ya. Yani onun için. Ha bak doktor tezin şu olabilir. Cahil anlatma teknikleri. Evet onu yazmışsa benim anlayacağım şekilde. Evet. Şimdi şöyle. Kim çıkartıyor? Nereye gidiyor yani? Şeyh Cüneyt'in şeyhlik sırası geldiğinde yani babası öldüğünde Şeyh Cüneyt'in tarikatın başına geçmesi lazım. Bir de amcası Cafer var. O da tarikatın başına geçmek istiyor. Amcası Cafer bunu Karakoyun hükümdarına şikayet ediyor. Bunun niyeti sadece şeyhlik değil. Bu aynı zamanda devlet kurma derdinde bunu buradan çıkarın diye. O zaman o da ne devleti var? Karakoyunlular. O da bir Türk devleti. Tabii Türkmen devleti. Karakoyunlular da bunu Erdebil'den çıkarıyorlar ve şeyhliğin, tarikatın şeyhliğini de amcası Cafer'e veriyorlar. Cüneyt oradan Anadolu'ya geliyor ve 2. Murat'tan kendisine bir arazi göstermesini, orada tekke kuracağını ve ne diyelim ona, mürşitlikle uğraşacağını söylüyor ama 2. Murat
buna red cevabı veriyor. Diyor ki bir tahta iki sultan sığmaz. Biraz para gönderiyor ve ülkesinden de çıkmasını istiyor. Şeyh Cüneyt oradan Konya'ya gidiyor. Tabii bizim için çok ilginç olan nokta, II. Murat bunları nereden biliyor? Muhtemelen bir haberleşme ağı da var o dönemde, yani bir şekilde haber geliyor. Konya'ya gidiyor. Konya'da Sadreddin Konevi dergahında bir ay kalıyor. Dergahın şeyhi Şeyh Abdüllatif var. O tabii sünni bir şey. Muhtemelen Cüneyt'le ilgili bilgileri var. Bu kimdir, nedir, ne tür fikirler taşıyor. Bir ay boyunca onu şeye almıyor. Cemaatin içine almıyor. Cüneyt de cami dışından cemaate katılırmış. Aşık Paşaoğlu öyle anlatıyor. Şansımız Aşık Paşaoğlu o günlerde Konya'da. Bizzat görüyor adamı yani. Durumdan bizzat haberdar. Bir ay sonra bir tartışma yaşıyorlar bu Şeyh Abdüllatif ile Şeyh Cüneyt. Kimin fikirleri daha doğru anlamında bir tartışma. Şeyh Cüneyt o dönemde tam olarak hangi görüşte? Şeyh Cüneyt o günlerde tam olarak sonradan adı Kızılbaş olacak olan görüşün içinde. Yani birkaç yıl sonra bunun görüşlerini ve bunu savunanlara biz artık Kızılbaş diyeceğiz. Yani Şii değil, Şafii değil. Bizim bugün Kızılbaş diye bildiğimiz ve tanıdığımız grupların taşıdığı fikirleri taşıyorlar. Buna İranlılar Gali diyorlar. Yani marjinal diyorlar. Herkes bir isim takıyor ama biz buna sadece Kızılbaş diyelim. O sırada İran nedir, İran'ın dini? İran'da hakim mezhep Sünnilik. O dönemde. O dönemde hakim mezhep ama Kum gibi, Mazandaran gibi, Orta İran'da falan bazı Şii havzalarda var. Bu iki şeyhin tartışması kavgayla sonuçlanıyor. Şeyh Abdüllatif'e soruyor Şeyh Cüneyt. Diyor ki, tarikatta ashaba mı uymak evladır yoksa evlada mı? Evla ne demek? Evlat. Baştaki evla. Evla yani ashaba mı uymak önceliklidir? Yoksa şeye mi, evlada mı? Yani Hazreti Ebu Bekir'in mi yolunu takip edelim anlamındadır bu soru? Yoksa Hazreti Ali'nin mi yolunu takip edelim anlamındadır? Şeyh Abdüllatif de senin sorduğun konuda, yani kastettiğin konuda ashab önceliklidir. Çünkü Kur'an'da ayet vardır diyor. Şeyh Cüneyt de o ayetler indiğinde sen orada mıydın diyor. Ve ikisi birbirlerine tam giriyorlar. Aşık Paşaoğlu diyor ki ben koluna girdim, ben zorla çıkardım diyor. Ha, fiili kavga oluyor. Fiili kavgaya dönüşüyor iş. Çünkü Şeyh Abdüllatif sen bunu dedin, kafir oldun diyor. Pek de yanlış değil yani. Artık yani, evet. Orada mıydın dediyse pek de. Evet tabii evet. Burada ayetin şeyi söz konusu, tevili söz konusu. Dolayısıyla hemen Karamanoğlu Beyliğine şikayet ediliyor. Çünkü Konya o sıralarda Karamanoğulların hakimiyetinde. Daha Osmanlı bölgede yok. Karamanoğulları bunların üzerine gelince Şeyh Cüneyt önce Toroslara gidiyor. Orada Varsak Türkmenleri var. Onların arasında bir müddet kalıyor. Ama Karamanoğulları yine bunlara baskı yapınca bu defa Halep'e gidiyor. Kuzey Suriye'de Türkmenlerin içinde bir müddet kalıyor. Bu sefer Memlükler baskı yapınca Canik bölgesine gidiyor. Orada Osmanlılar bayağı bir rahatsızlık tabii, yaratmış. Çok dolaşıyor ve her dolaştığı yerde de çok ciddi bir taraftar kitlesi topluyor etrafını. Çünkü coşkun fikirler anlatıyor. Ve etkileyici bir adam, yani ne olursa olsun etkileyici bir adam. Ve nihayet Uzun Hasan Bey, Akkoyunlu Padişahı, onu Diyarbakır'a davet ediyor. Diyarbakır'a geliyor. Bir müddet Uzun Hasan'ın yanında kalıyor. Uzun Hasan Sünni bu arada, onu da söyleyelim. Ve Uzun Hasan'ın kız kardeşi Halime Begüm'le evleniyor. Bu evlilik... Yani o Şah İsmail'in nesi o hanım? Halime Begüm, Şah İsmail'in babaannesi olacak. Babaannesi.